Hastama kilo diyabetik diyeti uyguladım. Şeker hastası diyeti. Yani karbonhidratlar kısıtlı. Daha protein alımını artır diyet uyguladım. Hollywood diyetleri karbonhidratı azaltılmış diyetlerdir. Çok fazla karbonhidrat kısıtlaması yapıldığında vücut ketozize girer. Çünkü kandaki keton cisimleri artar. Keton cisimlerin artmasıyla birlikte birçok sağlık problemi de beraberinde gelir. Hollywood diyetlerinde günlük karbonhidrat alımı 50 gramın altındadır. 50 gramın altında karbonhidrat alındığı takdirde 1 gram karbonhidrat vücutta yaklaşık 4-5 milim su tutulumuna sebebiyet verir. Hollywood diyetlerinin uzun süre yapımında ise vücut su açığa çıkarır ve kilo verimi yağdan değil kastan ve sudan olur. Kastan ve sudan kilo verildiğinde ise birçok sağlık problemi beraberinde gelir. Bununla birlikte ikinci beynimiz dediğimiz bağırsaklarımız da çok az yağ alımıyla birlikte içerisindeki faydalı bakterilerin beslenmesini engeller. Bağırsak bariyerinde hasarlar meydana gelir ve birçok yine bununla birlikte sindirim problemleri beraberinde gelebilir. Aynı zamanda kalp damar hastalıkları oluşabilir. Bununla birlikte vücuttaki karaciğer ve böbrek iflasına kadar gidebilir. Çünkü diyet kişiye özeldir ve parmak izi gibidir. Böyle verilen kilolar koruması da kolay olur ve uzun sürede diyetle birlikte kişi sağlığını koruyabilir. Yine aynı şekilde bu Hollywood diyetleri gibi buna benzer birçok popüler diyet var. O yüzden bu popüler diyetlere kişiler kesinlikle işte bir haftada 10 kilo verdirir gibi magazinsel başlıklarla yayınlanır. Bu diyetler aynı Hollywood diyetinde olduğu gibi yağdan değil vücutta kastan ve sudan götürür. Evet, hızlı bir şekilde kilo verdirir ama devamında kişinin sağlığı bozulabilir ve çok hızlı hatta verdiği kilonun daha fazlasını geri alabilir. Bilinçsiz yapılan diyetler başta yeme problemleri, psikolojik problemler, sinir bozulmaları, onunla birlikte ishal, kusma, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, daha da ileriki boyutu yine karaciğer, böbrek iflası, kalp damar hastalıklarına kadar gidebilir.